Birinci sorumuz x, y, z asal sayı olmak üzere x eşittir 7 üssü y eksi z eşitliği sağlanıyor. Buna göre x, y, z'nin toplama sonucu kaçtır? Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. 7'nin bir kuvveti olacak ki bu sayı aynı zamanda x'e eşit olacak ve x'in de asal sayı olmasını istiyor. Bu durumda x'imiz 7 olmalıdır. Çünkü 7'nin kuvvetlerini verecek olursak x asal sayı olmaz. Dolayısıyla verilen ifade sağlanmaz. Peki y eksi z'ye baktığımız zaman da y eksi z 7 x'in 7 olabilmesi için kuvvetinin 1 olması lazım. Yani y eksi z değerinin 1 olması lazım. Ee, ardışık sayılar arasındaki fark 1'dir arkadaşlar. Biz bunları asal sayı vereceğimiz için y 3 z de 2 verecek olursak şartı sağlamış oluruz. Bu durumda X 7'dir. Y 3tür Z de 2'dir. Toplumun sonucu da 12 olarak gelecektir. Cevabımız C seçeneği. K elemandır doğal sayı olmak üzere. 1, 2 ve 3 numaralı sayılar birer asal sayı olduğuna göre bu sayıların küçükleyen büyüğe sıralanışı hangisidir? Arkadaşlar e, ifadeleri asal sayı yapacak şekilde bir K değeri vermemiz lazım. Mesela K eşittir. K'yı bir kere bu 3'ten 3 e, e, çıkardığımız zaman eee 2K'yı daha doğrusu. 2K'yı 3'ten büyük bir değere düşürecek bir değer vermeliyiz. Mesela K'ya 1 verirsek olmaz. K'ya en küçük 2 verelim. 2 verecek olursak 2 kere 2, 4, 3 çıkardığımız zaman 1 yapacaktır. O zaman K eşittir 2 değeri olmayacaktır. K eşittir 3 için düşünelim. Bu durumda burası 6 eksi 3'ten 3 olarak gelecektir. Burası e, eşittir yapalım şöyle. 15 artı 4'ten 19 olarak gelecektir. Burası da 9 artı 2'den 11 olarak gelecektir. Bütün değerler arkadaşlar asal sayıdır. Bu durumda 2 numara büyüktür 3 numaradan o da büyüktür 1 numaradan. Cevaplarda bu sonuca bakacak olursak D seçeneğin olduğunu görürüz. 3 numaralı soru. X ve Y birer doğal sayı olmak üzere 74 faktöriyel yani eşittir 27 üzeri x çarpı y olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer kaçtır? Arkadaşlar önce şuradaki ifadeyi tabana asal olacak şekilde düzenleyecek olursak bu ifade 3 üzeri 3x çarpı y olarak yazılır. Şimdi e, x'in alabileceği en büyük değeri bulabilmemiz için 74 faktöriyelin içerisindeki kaç tane 3 çarpanı var bunu bulmamız lazım. Bu durumda 74'ü 3'e böleriz. 74'ü 3'e bölecek olursak burası 2 6 14 4 kere 12 fark 2 böldük 3'e 7 kere 21 fark 3 böldük 3'e 2 kere fark 6 ve 1 olarak gelecektir. Bölümlerin toplamı bize ifadeyi verecektir. Ancak dikkat etmemiz gereken nokta burada x değil 3x yazıyor. Yani 3x eşittir 24 artı 7 artı 2'den 3x eşittir 31, 32, 33 olarak gelecektir. x eşittir 11 olarak bulunacaktır. Cevabımız B seçeneği. Yukarıdaki bağlantılı daireler aralarında asaldır. Buna göre boş dairelere yazılabilecek sayıların çarpımı hangisi olamaz? Arkadaşlar bu daireler aralarında asal ise şöyle yapalım. 18'in asal çarpanlarını ayıralım. 28'de asal çarpanlarını ayıralım. Ayıralım. 18 2 çarpı 3'ün karesi demektir. 28 de 2'nin karesi çarpı 7 demektir. Bu durumda şöyle düşünebiliriz. Bu boş dairelerde arkadaşlar ne 2'nin ne 3'ün ne de 7'nin herhangi bir katı olmayacak. Bu durumda arkadaşlar şöyle diyelim. Buraya mesela 5 verebiliriz. Buraya da 11 verebiliriz. Çarpımdan 55 olarak sayıların çarpımını istiyor. 55 olarak gelebilir. Ee, değiştirelim. 65 seçeneğini düşünelim. Buraya 5 versek buraya 13 versek bu da olur arkadaşlar. Devam edelim. İfadeye 75 seçeneğine bakacak olursak 75 şöyle düzenleyeyim. 75, 25 çarpı 3 demektir. Ancak biz dairelerden herhangi birine 3 yazamıyorduk. Yani buraya yazsak bu daire ile aralarında asal olmaz. Buraya yazsak bu daire ile aralarında asal olmaz. Bu durumda 75 olamaz arkadaşlar. 48 faktöriyel artı 49 faktöriyel toplamının sonucunu kalansız bölen kaç tane asal sayı vardır? İfadeyi düzenleyecek olursak, 48 faktöriyel artı 49 çarpı 48 faktöriyel olarak yazarız. Bu durumda 48 faktöriyel parantezin alacak olursak 1 artı 49 olarak söyleriz. Ve ifade 48 faktöriyel çarpı 50 olarak gelecektir. E buradan bakacak olursak arkadaşlar 48 faktöriyel çarpı 50'nin içerisindeki asal çarpanları ayıracak olursak 5'in karesi çarpı 2 olarak söyleriz diyor ki bu toplamın sonucunu kalansız bölen kaç tane asal sayı vardır? Bakın bunu kalansız olarak bölebilmesi için payda da mesela şöyle bir payda da a sayısı diyelim. A sayısı buradaki sayılardan birini içermek zorundadır ki kalansız olarak bölünebilsin. Bu durumda şuna bakmamız yeterlidir. 48 faktöriyelin içerisinde kaç tane asal sayı vardır? Arkadaşlar 48 faktöriyel 48'e kadar olan sayılar içerisinde 2 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ve 47 olacak şekilde asallar bulunmaktadır. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane Asal sayımız vardır. Cevabımız D seçeneğidir. M ve N asal sayılardır. 4M artı 5N eşittir 59 ise M eksi N farkı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Bir örnek üzerinde göstereyim. Mesela M eşittir 2 için değere bakacak olursak 8 artı 5N eşittir 59 olacaktır. 5 n eşittir karşıyatacak olursak 51 olur ve tam bölünmediği için zaten değer gelmez. Şimdi biz bunu böyle tek tek bakmaktan ziyade şuna bakmalıyız. Biz 4m sayısını karşıya gönderdiğimiz zaman sonuç ya sıfır olmalı, sonucun birler basamağı ya sıfır olmalı ya da 5 olmalı. Buna odaklanmalıyız. Şimdi bu hangi değer bunu sağlar diye düşündüğümüz zaman m eşittir 11 için bakacak olursak 44 artı 5n eşittir 59 olarak gelecektir. Karşıya yatacak olursak 5n eşittir 15 olarak bulunacaktır. n de 3 olarak bulunacaktır. Bu da asal. M'ye verdiğimiz zaten 11'de asaldır. İkisinin farkı da 8 olarak gelecektir. Cevabımız A seçeneği. 7. sorumuz 1, 3, 5 devam ediyor arkadaşlar. Ve 1, 2, 3, 4 yine ardışık devam eden ifadeler bu ifadenin oranı 3 bölü 2 ise k kaçtır? Arkadaşlar şimdi yukarıda tek sayıların toplamı vardı. Tek e, ardışık tek tabii ki. Ardışık tek sayıların toplamı formülü. Toplam formülü arkadaşlar. 1, 3, 5 devam ediyoruz. 2n-1 yani, eşittir n karedir. Yani son durduğumuz sayı 2n-1'dir. Yani, ardışık sayıların toplamını da yazalım. Ardışık sayıların toplamı. Bu da arkadaşlar 1, 2, 3 devam ediyoruz. n'e kadar bu ifade de n çarpı n artı 1 bölü 2 formülüyle bulunuyordu. Şimdi bu iki formülü kullanarak ifadelerimizi çözelim. Birinci ifademiz de arkadaşlar 2n-1 sayımız 4k-3'e eşittir. Buradan 2n eşittir 4k-2'dir. n eşittir 2k-1'dir. Bu durumda Buradaki ifade arkadaşlar 2K eksi 1'in parantez karesi alınarak bulunacaktır. <laughs> Aşağıdaki ifadede son durduğumuz sayı zaten n budur. 2K eksi 1'dir. Bu durumda 2K 1 çarpı 2K 1 artı 1 bölü 2 ifadesini bulmamız lazım. Artı 1 eksi 1 gidecektir. Şu ikiler de gidecektir. Bu durumda burası da k çarpı 2k eksi 1 olarak gelecektir arkadaşlar. Şimdi iki ifadenin birbirine oranı verilmiş. Hemen yazalım. 2k eksi 1'in karesi bölüm k çarpı 2k eksi 1 eşittir. 3 bölü 2 olacaktır. Şimdi şu 2k eksi 1'lerden bir tanesi gidecektir arkadaşlar. Bir tanesi burada kalacaktır. Sonrasında da içler dışlar çarpımı yapacak olursak 4K eksi 2 eşittir 3K'dır. K eşittir 2 olarak gelecektir. Cevabımız B seçeneğidir. 8. soru. A eşittir 87 faktöriyel eksi 102. B eşittir 41 faktöriyel eksi 129 eşitlikleri veriliyor. A artı B toplamının son iki basamağının rakamları toplamı kaçtır? Arkadaşlar 87 faktöriyelin son iki basamağı hatta sondan e, Son basamakların tamamında sıfır vardır. Bundan 102 çıkaracak olursak, buradan 8 kalacaktır, buradan 9 kalacaktır, buradan da 8 olarak kalacaktır. 898 olarak buluruz. Aynı şekilde 41 faktöriye düşünecek olursak, son basamaklarında yine sıfırlar vardır. Buradan 129 çıkaracağız. Farkını alacak olursak buradan 1 olarak gelecektir. Burada 7 olarak gelecektir. Buradan da 8 olarak gelecektir. A artı B toplamından bahsediyor. Bu ifade A'dır. Bu ifade B şeklinde söyleyecek olursak rakamları topladığımız zaman 871 ile burası 9 burası 6 zaten devam ediyor. Son iki basamağın rakamları toplamını istiyor. 9 6 daha 15 olarak gelecektir. A ve B sayma sayıları olmak üzere A faktöriyel eksi B faktöriyel eşittir 119 B faktöriyel ise aşağıdakilerden hangisi artı B, B toplamının en küçük değeridir? B faktöriyeli karşıya gönderecek olursak A faktöriyel 119 B faktöriyel artı B faktöriyel olacaktır. B faktöriyel parantezin alacak olursak 119 artı 1 olarak bulunacaktır. Buradan da B faktöriyel çarpı 120 ifadesini bulacağız. A faktöriyel bu ifadeye eşittir. Şimdi arkadaşlar en küçük değerini istediği için A artı B toplamının A ve B'nin sayma sayıları olduğunu söylüyor. Dolayısıyla birden başlatmak durumundayız sayıları. B'yi 1 diyecek olursak B faktöriyel 1 olacaktır. A faktöriyel ise 120 olacaktır. Şöyle A faktöriyel ise bu durumda 120 olacaktır. Arkadaşlar, 5 faktörlerin 120 olduğunu biliyoruz. A da o zaman 5'tir. A artı B toplamında da 6 olarak sonuç bulunacaktır. Ardışık 7 tek sayının toplamı 77 ise bu sayıların en büyük kaçtır? Arkadaşlar, 77'ye e, 7'ye böldüğümüz zaman 11 ortadaki sayıdır. 11, 13, 15 ve 17 en büyüğü arkadaşlar bu bulduğumuz sayı ortadaki sayı olduğu için dördüncü sayı beşinci sayı altıncı sayı ve yedinci sayı bu durumda cevabımız 17'dir 11. soruda toplamın 17 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor arkadaşlar biz bu ifadeyi şöyle parçalayalım 1 çarpı 2 1 artı 1 artı 2 çarpı 3'ü 2 artı 1 e, artı 3 çarpı 3 artı 1 şeklinde devam ettirerek son olarak 17 çarpı 17 artı 1 şeklinde yazalım. Sonra dağıtma işlemine geçelim. Bu durumda şöyle olacaktır. 1'in karesi artı 1, 2'nin karesi artı 2, 3'ün karesi artı 3 şeklinde devam edip 17'nin karesi artı 17 olarak bulunacaktır. Düzenleme yapacak olursak 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi devam ediyor. 17'nin karesi artı 1 artı 2 artı 3 artı devam edelim. 17'ye kadar olan sayıların toplamı. Arkadaşlar şu ifade kareleri 1'den n'e kadar olan sayıların kareleri. Şöyle bir not yazalım şöyle şurada. 1'in karesi, 2'nin karesi, nokta nokta n kare n çarpı n artı 1 çarpı 2n artı 1 bölü 6'ya eşittir. Burası da arkadaşlar 1, 2, nokta nokta n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 demektir. Bu durumda bizim son durduğumuz sayı 17'nin karesi olduğu için elimiz 17 olacaktır. Yani 17 çarpı 18 çarpı 35 bölü 6 olacaktır artı 17 çarpı 18 bölü 2 olacaktır. Arkadaşlar bu ifadeyi düzenleyecek olursak şöyle şöyle bir sadeleştirelim. Şununla da şu gitsin. Bu e, ifadede eşittir. 17 çarpı 3 ile 35'i çarpacak olursak 105 artı 17 çarpı 9 olacaktır. Ortak çarpan parantezine alırsak 105 artı 9 olacaktır. Şimdi bize bu sayının 17 ile bölümünden kalanı istiyor. Bakın 17 çarpanı zaten var. O yüzden bu sayının 17 ile bölümünden kalan sıfırdır. Cevabımız A seçeneği. A ve B sayma sayıları olmak üzere A kare eksi B kare B eksi A eşittir. B eksi A artı 18 eşitliğini sağlayan kaç farklı A B ikilisi vardır? Şimdi arkadaşlar şu ifadeleri karşıya gönderecek olursak ve burayı da açarsak A kare eksi B kare A eksi B ile A artı B'nin çarpımına eşittir. Bu durumda A eksi B çarpı A artı B eksi B artı A şeklinde gelecektir. Pardon şunu düzeltelim. Eksi B artı A şeklinde gelecektir. Sonucumuz 18. Bakın burada da aslında A eksi B yazıyor. O zaman A eksi B parantezine alacak olursak ifadeyi A eksi B Parantezinde A artı B artı 1 olarak bulacağız. Bunun sonucunun 18 olduğunu biliyoruz. Şimdi bu ifadeyi sağlayan kaç farklı A B ikilisi vardır? Şöyle yapalım. Değer vermeye başlayacağız. Şimdi A ve B sayma sayılarıydı arkadaşlar. 18'in çarpanlarına bakacak olursak 1'e 18 olabilir. 2'ye 9 olabilir. 3'e 6 olabilir. Ya da bunların tam tersi olarak 18'e 1, 9'a 2. 6'ya 3 olabilir ifadeler. Şimdi ifadeyi eğer biz bir kabul edecek olursak buraya da 18 diyeceğiz. Farkları bir toplamları 17 olan sayı. Çünkü 18 artı bir toplama 18 olacaktı. O zaman şöyle yapalım. A eksi B eşittir 1 olabilir. A artı B eşittir 17 olabilir. Toparlarsak taraf tarafa 2A eşittir 18'den A eşittir 9. A 9 ise farkları 1 olduğu için B de 8 olabilir. Yani 8 ile 9 bu ifadeyi sağlar arkadaşlar. Devam edelim. 2'ye 9 diyelim. Bu durumda A eksi B eşittir 2'dir. A artı B de eşittir 9 olacaktır. Şöyle 2'ye 9 olacaktır. Demek ki şurası 8 olmalı. Burası 8 olmalıdır. Yine taraf tarafa toplayacak olursak 2A eşittir 10'dur. A eşittir 5'tir. A 5 ise farkları 2 olacağı için B de 3 olmalıdır. Dolayısıyla bu ifade de sağlayacaktır. Şöyle yandan devam edelim. A eksi B ifadesi 3. Yani 3'e 6'yı sağlatıyorum. A artı B ifadesi de bu durumda tamamı 6 olacaktır. A artı B'ye 5 kalır. Taraf tarafa toplayacak olursak yine B'ler gidecektir. 2A eşittir 8'den A eşittir 4 gelecek. A4 ise farkları 3 olduğu için de 1 olacaktır. Bu ifade de sağlayacaktır. Arkadaşlar bir de zıtlarına bakalım. Mesela burası 18 burası 1 olduğu duruma a eksi b farkları 18 e toplamlarına baktığımız zaman 0 olacak. Şimdi taraf tarafa toplayacak olursanız 2a eşittir 18. a eşittir 9 gelecek. a 9 ise b'nin eksi 9 gelmiş olması gerekiyor ki bu ifadeyi sağlayabilelim arkadaşlar. Ancak bize başlangıçta a ve b'nin sayma sayıları olduğunu söylemişti. Dolayısıyla e, şuradaki ifadelerin hiçbiri bunu sağlamayacaktır. Kaç farklı AB ikilisi vardır diyor. 3 farklı AB ikilisi vardır. Cevabımız C seçeneği. 13. sorumuz A bir rakam B pozitif bir tam sayı olmak üzere verilen eşitliği sağlayan kaç tane A değeri vardır? Arkadaşlar A değerini düzenleyecek olursak 5 faktöriyel 120, 4 faktöriyel 24 demektir bölü B eksi 2. Yani 144 bölü B-2 ifadesinin sonucunda A bir rakam olarak çıkacak. Bu durumda 144'ün arkadaşlar bölenlerini yazacak olursak 1'e 144, 2'ye 72, 3'e 48, 4'e 36, 6'ya 24, 8'e 18, 9'a 16... 12'ye 12 olarak gelecektir. Şimdi A bir rakam ise A'nın alabileceği değerler buradaki sayılardan ibarettir. Bu durumda baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değeri vardır. Bu cevabımız B seçeneğidir. N birden büyük bir değer ve N artı 1 faktöriyel eksi N eksi 1 faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel eşittir 19 ise N kaçtır? Arkadaşlar ifadeyi şöyle parçalayalım n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eksi n eksi 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir 19 olarak bulunacak. Bunlar 1 olarak gelecek. Karşıya atacak olursak n artı 1 faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel değerinin 20 olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle yapalım. n artı 1 faktöriyeli açalım. n çarpı pardon n artı 1 çarpı n çarpı n eksi 1 faktöriyelde duralım. Bölü n eksi 1 faktöriyel eşittir 20 olarak gelecek. Birbirlerini götürecekler. Bu durumda n çarpı n artı 1 eşittir 20 olarak bulacağız. Biliyoruz ki 4 kere 5 20'dir. n bu durumda 4'tür arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Ee, x, y, z ifadeleri verilmiş. Büyükten küçüğe doğru sıralamalarını istiyor bizden. Arkadaşlar şöyle bakalım. 4 buradaki en küçük değer 3 faktöriyel, en büyük faktöriyel 7 faktöriyel değeridir. Şimdi x ile y'yi kıyaslayacak olursak 4 faktöriyel çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diyebiliriz. Böyle yapalım. Y'yi de arkadaşlar 5 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel olarak bırakalım. Z'yi de 3 faktöriyel çarpı 7, 6, 5 faktöriyel şeklinde yazalım. Şimdi arkadaşlar x ile y'yi kıyaslayacak olursak bakın. Şimdi 5 faktöriyelleri zaten eşit. Buradaki 5 faktöriyel değeri 120 iken burada 4 faktöriyel değeri 24, 24 ile 6'nın çarpımından 144 olarak gelecektir. Dolayısıyla x büyüktür y'dir diyebiliriz. Y ile Z'yi kıyaslayacak olursak zaten 5 faktöriyelleri eşit. Biz şu taraflarını kıyaslamamız lazım. Bu tarafta arkadaşlar 5 faktöriyel 120 gelecek. Burası ise 42 çarpı 6 faktöriyelden 6 gelecek. 6 ile 42'nin çarpımından 252 olarak gelecektir. Dolayısıyla Z de büyüktür. Y'den gelecektir. Şimdi X ile Z'yi kıyasladığımız zaman ise her ikisinde de 5 faktöriyel çarpanları var. Ancak Z ifadesi 3 faktörleri zaten içerisinde barındırıyor. Artı üzerine bir de 42 var içerisinde. Halbuki burada sadece 24 vardır. O zaman Z büyüktür X diyebiliriz. Bu durumda Z büyüktür X'ten o da büyüktür Y'den diyebiliriz. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir.